Barkek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün kömbe kurabiyesi yapacağız. Bunun için malzemelerimizi hazırladık yine. Ahlep ve karanfilim var şu şekilde. Bunları öğüteceğim. Öğütülmüş bekleyen baharatlar bir süre sonra daha çabuk bayatlayacaktır. Şekerle birlikte öğüttüm. Baharatlarımız hazır. İçine tarçın ilave edeceğiz. İkisini birleştireceğim. Tereyağı, sıvı yağ, süt ve toz şekeri hamur yoğurma kabına alın ve birleşmesi için biraz karıştırın. Daha sonra 3 su bardağı kadar unu yoğurma kabına alıp kabartma tozu, vanilya, baharatlar, irmik ve hindistan cevizini koyup yoğurmaya başlayın. Baharatları her zaman taze seçin. Az alın ve taze alın. Bu şekilde en iyi şekilde tadını verecektir yaptığımız tariflere. Ve yoğuruyoruz. Direkt yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi orta sert bir hamur elde ettik bu sefer. Yeterince un ilave ederek. Elimize yapışmıyor. Şimdi şekil vereceğiz. Orta sert hamurdan şu kalıpla şekiller vereceğiz. Bu klasik kömbe kalıbıdır. Tahtadan oyulmuş. Pasta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz ve de Antep Kahramanmaraş yöresinde yine satılmaktadır. Şekil vermek için tabii şart değil. Bununla aynı tadı sonuçta elde edersiniz ama şekli farklı olur. Normal yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Yassı bir şekilde olması kaydıyla. Bu şekilde limondan küçük, cevizden büyük çelik yuvarlak yaptım. Bunu susama buluyorum. Şu şekilde. Ve kalıbıma bastırıyorum. Elimle bastırdım. Şu kalıbın yuvarlak kısmını hafif geçecek. Ondan sonra tahtanın üzerinde hafifçe şu kısma vurarak ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi çıktı ve şeklini aldı. Bu şekilde kurabiyelerimizi şekil vereceğiz. Eğer birkaç parça hamura şekil verdikten sonra kalıbınıza hamur yapışmaya başladıysa hafif unlayıp fazla unu silkeleyerek tekrar yapışmadan şekil vermeyi sağlayabilirsiniz. Kömbemiz oldu. 2 tepsiye yakın. Bunları şimdi ısıtılmış 170 dereceli fırında tamamen kızarmaya yakın yaklaşık 35-40 dakika pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kömbe kurabiyelerimiz hazır. Özel şekli koruyarak pişirdik. Ve servis edilmeye hazırlar. Portakallı üzüm veya tırtıl kurabiyelerinin nasıl yapıldığını izlemek istiyorsanız seçtiğiniz kurabiye tabağının üzerine tıklayın. Denenmiş ve tutan yüzlerce tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.